Arkadaşlar merhabalar, akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Samsung DeckStation nedir, nasıl kullanılır veya bilgisayar yerine ofis, oyun, eğlence, sosyal medya takibi, grafik tasarım ve hatta video kurgu gibi işlerimizde kullanabilir miyiz? Hadi gelin DeckStation hakkında hazırlanmış en detaylı içeriklerden biri olan bölümde hep beraber inceleyelim. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Başlangıcı Samsung DeckStation nedir sorusunun cevabı ile yaparsak, belirli Samsung markalı cep telefonlarını masaüstü veya dizüstü bilgisayarlara dönüştüren özel bir yazılım veya sistem diyebiliriz. Kullanılan ana işletim sistemi hala Android, uygulamalar da yine mobil versiyonları. Ancak Dex moduna geçtiğimizde masaüstü arayüzü, çoklu uygulama desteği veya hepsinden de önemlisi daha büyük ekran deneyimi gibi Android'in modifiye edilmiş versiyonuna kavuşuyoruz. Bu modu kullanabilmek içinse Samsung'un Galaxy S serisi, Galaxy Note serisi cep telefonlarından veya Galaxy Tab S serisi tabletlerinden birine sahip olmamız gerekiyor. Arada Galaxy A serisinin sadece 5G destekleyen A50 modeline de Dex özelliği eklenmiş. Merak edenler için Samsung'un sitesinden kopyaladığım tam listeye açıklamalardan aşağılardan ulaşabilirsiniz. Şimdi de bahsettiğim Galaxy serilerinden biri ile Dex moduna nasıl geçebileceğimize bakalım. İlk yöntem cep telefonunu iki ucu tip C kablo ile direkt harici bir görüntü kaynağına bağlamak. Ben bu senaryoda kanalda incelemesini de yaptığım ViewSonic TD1655 dokunmatik ve taşınabilir monitörün tip C girişine ses, görüntü, güç dağılımı ve dokunmatik kontrolü aynı anda desteklediği için iki ucu tip C kablo kullanarak bağladım. Böylelikle harici bir fareye de ihtiyaç duymadan direkt monitörün dokunmatik ekranı üzerinden de kontrol edebiliyorum. Eğer harici görüntü kaynağınız tip C üzerinden ses ve görüntü aktarımını desteklemiyorsa bu durumda bir ucu tip C, diğer ucu HDMI kablo ile televizyon, projeksiyon, monitör fark etmeksizin istediğiniz görüntü kaynağına da bağlayabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise tip C, HDMI, tip A ve hatta hafıza kartı girişleri de bulunan adaptörler kullanmak ki bence en mantıklı seçenek de bu. Çünkü aynı anda hem harici sabit disk veya bellek bağlayabileceğiniz gibi telefonunuzu da şarj edebilmeniz mümkün. Dördüncü yöntem ise Windows veya Mac işletim sistemine sahip bir bilgisayara Samsung DeckStation masaüstü uygulaması üzerinden kutusundan çıkan şarj kablosu ile bağlamak. Ancak uygulama ile bilgisayar desteği web sayfasında verilen bilgiye göre hem Windows hem de Mac bilgisayarlar için Ocak 2022'den itibaren sonlandırılacak. Benim deneme fırsatı bulamadığım ama kullanabileceğiniz bir başka yöntem ise kablosuz olarak Android akıllı telefon ekran yansıtması yani Miracast özelliği bulunan akıllı televizyonlara bağlamak. Ancak bunun için 2019 yılından sonra piyasaya sürülen modellerden birine sahip olmanız gerekiyor. Harici görüntü kaynağına ek olarak Bluetooth üzerinden kanalda incelemesini de yaptığım MX Keys klavye, mouse ve hatta hoparlör gibi bileşenleri de bağlayarak masaüstü sisteminizi tamamlayabilirsiniz. Buraya kadar bahsettiğim tüm aksesuarlar, monitörler ve uygulamaların hem linklerini hem de varsa inceleme videolarını aşağıya açıklamalara ekledim. DeckStation sistemini aktif hale getirmek için yapmanız gerekense çok basit. Telefonunuzu harici görüntü kaynağına bağladıktan sonra hızlı panelde yer alan Deck sekmesine basıyorsunuz, o kadar. Sonrasında karşınıza Windows veya Mac gibi işletim sistemlerini andıran bir arayüz çıkacak. Üst bölümde bilgisayarların masaüstüne benzer şekilde sık kullandığınız uygulama simgelerini veya dosyalarınızı konumlandırabilirsiniz. Sol alt bölümde uygulamalar, son kullanılanlar, ana sayfa ve geri sekmelerine erişebilir. Sağ alt bölümden ise klavye, ses, ekran görüntüsü alma, bildirimler, hızlı ayarlar ve takvim gibi diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu mod aktifken ayarlara girdiğinizde en üst bölümde bu sefer Samsung Deck seçeneğini göreceksiniz. Buraya girerek yazı tipi boyutu, duvar kağıdı değiştirme, ekran çözünürlüğü, fare veya klavye ayarları gibi diğer seçeneklere ulaşabiliyorsunuz. Uygulamaları açmak için tek tıklama yerine çift tıklama yapmanız gerekiyor. Başta buna alışmak biraz zor oldu diyebilirim. Bu arada uygulamalar başta pencere boyutunda açılıyor. Tam ekrana geçebilmek içinse çoğu uygulamanın yeniden başlatılması gerekiyor. İsterseniz ana sayfanızı ortadan ikiye bölebilir ve aynı anda iki uygulamayı da kullanabilirsiniz.
Telefonunuzdaki tüm uygulamalara erişebiliyorsunuz. Ancak Samsung Dex Station'ın desteklediği uygulama sayısı sınırlı olduğundan bazılarını kullanamıyorsunuz. Evet, uygulamayı açabiliyor ama bir noktada ileri gidemiyorsunuz. Bu nedenle her birini benim yaptığım gibi tek tek denemeniz gerekiyor. Tam anlamıyla desteklenen uygulamaların listesi yine aşağıda açıklamalarda. Harici bellek veya sabit diskte bulunan multimedya veya ofis dosyası gibi içeriklerinize ulaşabiliyorsunuz. Ancak bunun için az önce bahsettiğim gibi çoklu adaptörlerden birini kullanmanız gerekiyor. İşin en güzel taraflarından biri, telefonunuz bu arada tüm fonksiyonları ile ikinci bir cihaz gibi kullanılabilir olmaya hala devam ediyor. Hatta Dex modunda yazı yazmanız gereken durumlarda telefonunuzun ekranında kullanabiliyorsunuz. Eğer ki Dex kullanımı sırasında çağrı gelmesi durumunda ekrandan bildirimi görebiliyor ve Bluetooth kulaklık ile görüşme yapabiliyorsunuz. Bu arada Dex moduna her geçtiğimizde masaüstü son oturumda nasıl bıraktıysak aynı haliyle açılıyor. Sosyal medya takibi, mesajlaşma ve görüntülü sohbet tarafında sunduğu deneyimlere bakarsak oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü her şeyi yine telefonumuza gerek kalmadan gerçekleştirebiliyoruz. WhatsApp'ta dahil olmak üzere tüm mesajları sanki bilgisayardan okuyormuş gibi görebiliyor veya klavye ile yanıtlayabiliyoruz. Zoom, Skype ve hatta yine WhatsApp üzerinden telefonun kamerasını kullanarak görüntülü sohbetler gerçekleştirilebiliyor. Instagram, Twitter ve Twitch gibi tüm sosyal medya hesaplarını yine büyük ekranın keyfini çıkararak takip edebiliyoruz. Eğlenceye yönelik kullanım alanlarında da keyifli bir deneyim sunduğunu tek bir istisna ile söyleyebilirim. Netflix, Amazon Prime veya YouTube gibi platformlardan içerikleri tam ekran seyredebiliyor. Harici disk veya belleğinizde bulunan içeriklere MX Player veya VLC for Android gibi harici medya oynatıcılar üzerinden erişebiliyor. Spotify, YouTube Müzik gibi uygulamaları tam ekran kullanabiliyor ve ister telefonun, ister monitörün, isterseniz de harici bir hoparlörün üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Ama en çok tercih edilecek kullanım alanlarından biri olacak olan oyun deneyiminde maalesef hayal kırıklığı yaşatıyor. Çünkü geçen sene oynayabildiğim Asfalt'ı bile bu sene ne klavye ne de oyun kolu ile kontrol edemedim. PUBG, Fortnite gibi seçenekler hala oynanamıyor. Dex Station web sitesinde ise desteklenen oyun sayısı 12 ile sınırlı olmasına karşın bu alternatiflerden de yeterli bir deneyim elde edebildiğimi söyleyemem. Çünkü kontrollerin bir bölümünü oyun kolundan, bir bölümünü de fare veya klavye kullanarak yapabildim. Eğer sadece birini kullanırsanız bir noktada tıkanıp kalıyorsunuz ve ilerleyemiyorsunuz. Bu aşamada değişik bir çözüm olarak karşımıza Nvidia GeForce Now gibi bulut üzerinden oynanabilen platformlar çıkıyor. Çünkü bu seçenekte oyun kolu veya klavye kullanarak oyunları oynayabiliyorsunuz. Ama sadece iyi bir internet bağlantınız olması gerektiğini de unutmayın lütfen. 7. sırada ofis işlerindeki performansına da bakarsak, öncelikle Microsoft'un Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve hatta Skype gibi tüm ofis uygulamalarını desteklediğinden rahatlıkla kullanılabiliyor. Çoklu uygulama ve ekranı bölme özellikleri sayesinde bir tarafta araştırma yaparken diğer taraftan notlar alabilmek de gayet güzel bir özellik. Son olarak da içerik üretirken kullanabiliyor muyuz, ona bakalım. Fotoğraf düzenleme araçlarından Lightroom, Photoshop, ArtRage ve Ibis Paint gibi uygulamalar tam anlamıyla desteklenirken Snapseed, Visco veya Prisma gibi farklı düzenleme araçları da kullanılabiliyor. Video kurguya geldiğimizde ise yine Adobe'nin Premiere Rush uygulamasına tam desteği bulunuyor. Ama ek olarak CapCut, VN Editor gibi alternatifleri de sıkıntısız bir şekilde kullanabildim. Dolayısıyla grafik tasarım veya video kurgu gibi işlerde memnun kaldığımı da söyleyebilirim. Evet, son aşamada genel bir değerlendirme yapacak olursam, denemelerimi yaptığım 2 yıllık Samsung Galaxy S10e'de aynı anda birkaç uygulama birden açık olmasına karşın ne yavaşlama ne de donma gibi bir sorun yaşamadım. Ofis işleri, içerik oluşturma, film seyretme veya müzik dinleme gibi kullanımlarda sıkıntı da yaşamadığım gibi masaüstü düzeyine yaklaşan bir deneyim elde ettiğimi de söyleyebilirim. Ama büyük ekrandan oyunları oynayamamak beni fazlasıyla üzdü. Üstelik bu konuda 1,5 yıl önceki son paylaşımımdan bu yana hiçbir şekilde ilerleme de olmamış.
Bir de DeX modu aktifken mutlaka telefonunuzu aynı anda şarj edin. Aksi takdirde bataryanın son derece hızlı bir şekilde tükendiğini göreceksiniz. Sonuçta Samsung DeX Station aslında telefonunuzda yüklü olan uygulamaların farklı bir arayüzde, daha büyük bir ekranda daha rahat kullanılabilmesini sağlayan özel bir sistem. Yani hala uygulamaların mobil versiyonlarını kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu nedenle beklentiyi de çok fazla yükseltmemek lazım. Ama acil durumlarda bilgisayar yerine kullanabileceğiniz güçlü ve yararlı bir alternatif olduğunu da kesinlikle söyleyebilirim. Aranızda Samsung DeX Station deneyimini yaşayanlar varsa, başta günlük kullanım ve oyun performansı olmak üzere düşüncelerini yorumlardan paylaşsın lütfen. Farklı cihazlardaki performanslarını cidden çok merak ediyorum. Kapatmadan önce bölümü buraya kadar izleyen sadık takipçilerim arasında hala abone olmayanlar varsa, hemen aşağıdaki abone ol sekmesine basabilir. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Haftaya farklı bir bölümde veya kanaldaki diğer içeriklerimde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Samsung DeX Station nedir? Arada Galaxy hızlı panelde yer alan DeX en üstte bulunan bu mod aktif. Harici disk veya harici bölümü buraya kadar izleyen sadık takipçilerim arasında